Saatte edeceğim ama. Bilmiyorum yani. Kolay gelsin. Buyurun. Doktor Gülşah Hanım'la görüşmek istiyorum. Bir saniye lütfen. İsminiz? Ahmet Ata. Doktor Hanım, Ahmet Bey sizi bekliyor. Bir şöyle bekleyin lütfen. Buyurun. 106 tane var. Üçü de. Ahmet Bey. Bir an önce görmek istiyorum. Buyurun lütfen ama sakin olun. Çünkü göreceğiniz manzara çok ağır olacak. Yeniden uyarmalıyım. Çok ağır olabilir bu sizin için. Ben dışarıda bekleyeyim. Sakin olun lütfen. Gözleri. Bazı cesetlerde kasılmalar olabilir. Karınızın teşhis ettiğiniz raporuma yazdım. Buyurun dinlerim isterseniz. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkür ederim. Peki, ben odamda olacağım. Soruşturma yapabilmem için sormam gerekli. Karınızın başka bir ilişkisi olduğuna dair şüpheniz var mıydı? Bugün şehir dışına çıkmayın. Ağır bir gün geçindiniz. Dinlenmeniz gerekli. Yarın ifadenizi alabilmem için karakola gelmeniz gerekli. Başınız sağ olsun. İyi günler. Ahmet. Esra. Bir nasıl bu? İlk aranacaklar listendeydim. Değiştirmemişsin. Fabrikada gördüm bunu Esra. Yandıklarını gördüm. Ama şu ana kadar gerçek olduğuna inanmıyordum.
Beni dinle Esra. Eski bir fabrika var. Bir mum fabrikası. Mum fabrikası mı? Evet. Çekim için oraya gitmiştik. O günden beri bazı halüsinasyonlar görüyorum. Bir çocuk var. Sanki beni takip ediyor gibi. Efendim? Ablanla uğraşma. Bir daha da ateşle oynama. Ben bir şey... Ben sana ateşle oynama demiyor muyum? Anneme. Bunu seninle sonra konuşacağız. Bu sefer ucuz kurtuldun ufaklık. Ya ben bir şey... Çaresiz durumdayım Esra. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu her neyse Selin'i de o öldürdü. Her ateş yaktığında birinin beni izlediğini hissediyorum. Sanki benden bir şeyler istiyor. O fabrikada bir şey var. Biriyle tanışmanı istiyorum.